Buğra Kavuncu şu anda sizin partinizin İstanbul İl Başkanı mı? Evet, İl Başkanı. Siz onun için FETÖ'cü diyebiliyor musunuz? Çok net söylüyorum. Bir FETÖ'cü sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cü ise, bu arada FETÖ ile ilgili yıllar boyunca bir tane olumsuz açıklamanız veya olumlu açıklamanız yoksa. Olumlu zaten olamaz. Evet. O zamanlarda olabilir, bilmiyoruz. Sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bakın sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bu adımın doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım. Ve bu uyarımı da daha sonra değişik aşamalarda tekrarladım. Meral Hanım da size şunu dedi. Devlette bilgi yok dedi. Devlette bana böyle bir bilgi yok. Ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Bir de açık bilgiler var. Bu açık bilgilere baktığınız zaman FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde önemli pozisyonlara kendi dışında kimseyi, kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Buğra Kavuncu FETÖ'cü dedi. Aslında ortaya kocaman bir bomba. Bomba attı gitti. Buğra Kavuncu FETÖ'cü mü bana sorsanız, ben FETÖ'cü değil demem. FETÖ'cü de demem. Bilmem. O benim işim değil. Ama FETÖ'cü mü diye sorsanız, hayır değil demem. Diyor ki Ümit Özdağ, sosyal medya hesaplarının diyor içini boşaltmış diyor. Orayı şekillendirmiş diyor. Yani izleri silmiş diyor. Sen siliyor musun geçmişte yazdıklarını, çizdiklerini? Hatırlamıyorum yani, silmiyorum. Hayır, o anlamda değil. Bütünsel olarak. Yok, hayır, onunla uğraşmıyorum ben. Ne iş var? Mustafa Şen? Nahir. Evet. Yazılarım da ortada duruyor. Twitter'da. Hepsi yoktu. Tabii. Sonra diyor ki, biz bu FETÖ'cüleri biliyoruz ki kendilerinden olmayanları asla FETÖ'cü kurum ve kuruluşlarda, derneklerde yönetici yapmazlar. Sonra kimin akrabası olduğunu söylüyor. Enver Altaylı'nın değil mi? Evet. Sadece Enver Altaylı'nın akrabası değil. Enver Altaylı dayısı. Dayısı. Orhan Kavuncu'nun oğlu zaten. Oğlu. Orhan Kavuncu'nun yeğeni, yani amca tarafı. Evet. Yeğeni. Yani daha aile acayip. Var. Evet. Bunları da ortaya, ortaya koyuyor. Şimdi sıkı tabii durun. Orhan Kavuncu'nun FETÖ'yle alakası olabilemez. Tabii ki. Yani. Ben dün yazdım. Yani adı geçti, yanlış anlamasın. Yok yok, ben Burhan Kavuncu'yu sayarız, severiz, tanırız ama eleştiririz. O başka. Kendimizi eleştirdiğimiz gibi, o İslam bir serüveni. Şimdi öyle orada, olması lazım zaten. Orada ben dün yazdım. Hasan Türk'e söz vereceğim ama düşünsenize CHP İYİ Parti'nin, yani partinizin İstanbul milletvekili çıkıyor televizyona. Yine partinizin, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı için bu FETÖ'cüdür diyor. Ve doğal olarak gözler ertesi gün İYİ Parti grup toplantısında kürsüye gelen Meral Akşener'in bu konuya tepkisini merak ediyor ve gözünü kulağını o toplantıya dikiyor. O toplantı içerisinde Meral Akşener tek bir cümle sarf etmiyor. Tek bir cümle. Sonra iniyor. Sonra iniyor. Giderken aradan dereden, sağdan soldan güç bela mikrofonları Meral Akşener'le buluşturan haberciler şakkadanak o soruyu soruyor. O soruya bir verdiği cevabı dinleyelim. Bu da bir karine. Sayın Buğra Kavuncu, bugün Sayın Ümit Özdağ'ın sözlerini, iddialarını, sizin deyimizle imalarını ispatlayabilmesi için bir imkan sunuyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz. Hem Sayın Çıray'ın hem Sayın Özdağ'ın ölçü kaçsa da fikirlerine yönelik saygı duydum. Grev ve protesto yapma eylemlerine de saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Efendim, ölçü. Operasyon mu? Ölçü.
Şimdi Meral Akşener, Sayın Meral Akşener ne dediğini biliyor mu? Biliyor. Diyor ki, Aytun Çıray'ı da söylüyor. Onun da eleştirileri var, ayrı mesele. Ama Ümit Özdağ'ın fikirlerine, yani Buğra Kavuncu ile ilgili fikirlerine saygı duydum diyor. Yok. Öyle diyor. Hayır. O protesto, yani kurultaydan bu yana, en son Eylül, 20 Eylül kurultayından sonra, kurultayda yaşananların ardından 6 milletvekili, bunlar 4 diyorlar, ben 6 biliyorum. 6 milletvekili, içinde Ümit Özdağ'ın da olduğu 6 milletvekili grup toplantılarını protest ediyorlar ve boykot ediyorlar. Şimdi Ulusal Kanal Sözcü Gazetesi'ne ve İsmail Saymaz'a dayanarak Ümit Özdağ'ın devlet şöyle söylüyor. Devlet FETÖ'cünün bilgisini FETÖ şüphelisine vermez. Akşener için söylüyor bunu. Yani Ulusal Kanal'ın haberi bu. 3 saat önce doğrudan yapıyor. Böyle bir ifade değil ama buna benzer ifade. Zaten Ümit Özdağ, ben o iki devlet görevlisiyle görüştüm, böyle bir şey yok dediler sözünü de tevil edilirken, o söz tevil edilirken FETÖ soruşturması... Ama buraya hiç girme, burası dağılmasın. FETÖ Mustafa Şen duyurmuş oldu. Biz buradan yürümeyelim, burayı bizim, konuşacağız. Eyvallah, orada bir cümlesi var. Diyor ki, devlet her bilgi herkese vermez, vermez diyor. Şu da o, şu da onunla bağlı bir şey. Canım, şimdi arkadaşlar... Hayır, burayı sonra değerlendirelim. Tamam, ne olur? Değerlendirelim. O zaman noktayı koyuyorum. Noktayı koyuyorum. Sayın Meral Akşener de bir FETÖ soruşturması geçiriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.